Merhaba Kanal 34 izleyicileri, merhaba sevgili kadınlar. Meniha Gökçe ile Kadına Dair programına hoş geldiniz. Umarım bizi izliyorsunuzdur. Yine başladık. Bugün çarşamba biliyorsunuz. Bugünkü konumuz sağlık. Sağlık üzerine biliyoruz. Çok sorunlar yaşıyoruz. O yüzden de ben sizleri düşündüğüm için çok size özel olsun diye bir konuğum var. Sayın bugünkü konuğum, yani şöyle söyleyeyim. Masaj terapisti Sayın Yasemin Yazıcı, kendisi şu an bizlere sağlıkta ve masajda neleri ön alacağımızı anlatacak. Sevgili Sayın Yasemin Yazıcı, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Melih Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de sağlığınıza duacıyız diyelim. İnşallah daha iyi olalım. Yasemin Hanım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu işe nasıl başladınız? Sizi bu işe çeken şeyler nelerdi? Önce sizi bir tanıyalım, sonrasında da bize yaptığınız işin özelliğini anlatırsanız çok sevinirim. Tabii, memnuniyetle. Ben dokunmanın şifa olduğuna inananlardanım. Dokunarak şifa vereceğime inanarak çıktım bu yola. Evet. Ve sağ olsun çok değerli hocalarımla yönlendirilerek geldim bugünlere kadar. Çok iyi yerlerden dersler aldım. Düşünebiliyor musunuz? Dokunmanın şifa olduğunu daha insan doğar doğmaz anlıyor. Bebek hemen annenin dokunmasıyla rahatlıyor. Veya ilk insanları düşünün, acıyan yerlerini ovaladıklarında oranın iyileştiğini düşünebiliyorlar, hissediyorlar ve ondan sonra masaja dönüyor bugün de geldiğimde. İşte evet, orada şifanın özel olduğunu, insanların birbirine dokunmasının ne kadar güzel bir şifa kaynağı olduğuna inanarak bir yola çıktım. Süper. Ve bugün masaj terapistiyim. Çok şükür. Masajın her dalında eğitimini aldım. Evet. Çok iyi hocalardan eğitimler aldım. Sizinle daha önce sohbetimizde sertifikalarınızdan bahsetmiştiniz. Bu iş için kaç tane sertifika gerekiyor? Bu iş için aslında mesleki yeterlilik sınavına girmek yetiyor. Hani 608 saatlik bir eğitimden sonra gireceğiniz uluslararası yeterlilik sınavından sonra alacağınız sertifikayla bu işe atılabiliyorsunuz. Ama tabii uzun bir süreç. Buna kendiniz de çok istemelisiniz. Yani bir insana dokunarak şifa vermek çok kolay bir iş değil. Yani seveceksiniz insana dokunmayı. Yani evet, ruhen de vereceksiniz. Evet, aynen evet, öyle. Yani yaptığınız işe inanacaksınız. İnanarak yaptığınız zaman her şeyde başarılı olursunuz zaten. Evet, süper. Masaj, yani kaç yaşlarında yaş gerekiyor mu? Yaş ortalaması gerekiyor mu? Masaj, yani şöyle anlatayım ben size. Doğumdan itibaren yapılabilir. Mesela bebeğe ilk doğduğu andan itibaren annesi masaj yapabilir. İlk 6 ay 10'ar dakika, 6 aydan sonra 20'şer dakikaya çıkarılarak masaj yapılabilir. Evet. Masaj her türlü çok güzel olduğu gibi bebeklere de dokunarak, yani şifa vermek yine çok güzel. Ama ilk 6 ay mutlaka ve mutlaka anne yapmalı. Evet. Yani bebekler doğduğunda biliyorsunuz ki anne emzirdikten sonra gazını alıyoruz. Hemen. Böyle, onu bile dokunarak yapıyoruz, düşünün. Evet, dokunaraktan onu bile yapıyoruz. Şekilde. Yine esneterek kaslarını rahat bir uykuya geçmesini sağlıyoruz çocuğun. Evet. Esneterek kemiklerini ve kaslarını rahatlatıyoruz. Küçük, hani annelerimiz yapardı, hatırlayın böyle esnetme. Ben de öyle, evet, büyüttüm çocuğumu. Ben onu esnetme çok hareketleri yaptım. Hala da yapıyorum. Evet. Böyle çocukları böyle alırım. Çocuk sevişim biraz şeydir, evet, hırçıncıdır ama inanıyorum ki evet, çocukları böyle hırpalamak, ayağından tutar sallarım, evet, yatırım, sırt üstü böyle ovarım. Evet. Biraz enteresan çocuk sevişim vardı. O da çok güzel aslında, orada anneyle çocuk ilişkisini güçlendiriyorsunuz. Çünkü evet, çok dokunmak, dokundukça sevgiyi verebiliyorsunuz, hissettirebiliyorsunuz. Evladınıza bile öyle. Evet, yapıyorsun. Yani. En güzel şey dokunmaktır, sevgi göstergesi. Özellikle hangi tarz hastalara masajlar yapıyorsunuz? Her türlü insana, masajın fizyolojik olduğu kadar psikolojik etkileri de var. Yani psikolojik rahatlamaya ihtiyacı olan da masaj yaptırabilir. Fizyolojik hastalıklar, işte boynum ağrıyor, belim ağrıyor, kolum ağrıyor gibi şikayetlerle gelenlere de masaj yapılabilir. Yani masajı sadece hasta olduğumuzda da değil, hasta olmadan da yapmalıyız. Hasta olmadan yaptığımız zaman da hasta olmamak için yapıyor oluyoruz. Bu sefer de koruyucu tedavi gibi. Hastalık, illa hastalık olması gerekmiyor masaj yapmak için. Peki yani sıkça, bir insan sıkça mesela masaj yaptırmalı mı? Hastalar özellikle bunun... Hastalıkların seyrine göre belirli seanslar düzenlenebildiği gibi, evet, haftada bir, iki klasik ve rahatlama masajları da yaptırabiliriz tabii ki. Süper. Yani bir sınırı yok, yaş ortalaması yok. Yok. Her masajı herkese. Masaj yaptırabilir. Sadece uzmanlara, uzman olanlara yaptırırsak. Peki şimdi rejim yapanlar, zayıflamak isteyenler,
biliyorsun ki bazı şeylere inandığımızda belli bir noktada kilo verme duruyor. Evet. Burada hangi yolu izlemeliler? Biz bugün biraz bahsetmiştik sizden ama hangi masajı yaparlarsa geri tekrardan damar yolları açılır. Lenf ve damar sistemine, lenf drenaj masajıyla lenflerimizi açarak vücudumuzdaki toksinleri daha rahat atmamızı sağlayabiliriz. Bunun için de spor yapanların, mesela rejim zayıflamak isteyen insanlar bir taraftan da spor yapıyorlar. Sporcuların da masaj yapması gerekiyor, masaj yaptırması gerekiyor. Çünkü onların da lenf drenajlarını açması gerekiyor. Laktik asitleri vücutlarından dağıtmaları, atmaları için, daha rahat atmaları için oradan başlamalılar. Yani masaj hayatın her yerinde var. Her yaşta var. Aynen öyle. Çok güzel bir şey. Sevgili şifa kadınlar, kaynağı. Duydunuz mu? Bakın rejim yaparken tıkandığınız noktalarda masajcılara, özel terapistlere başvuru yapabilirsiniz. Evet. Vücudumuzda belirli bölgelerinde leftler var. Bu leftlerin açılması lazım. Damar yollarının açılması lazım. Tabii bunu yazdığımı söylüyor kendisi. İnşallah bu hafta bize de uygulayacak. Ben çünkü belli bir kiloya geldim, orada tıkandım. Bundan sonrasında Yasemin Hanım'dan destek alacağız. İnşallah. İnşallah daha iyi bir zayıflama. Yani ne kadar fiziksel ve ruhsal varsa güzelleşmek için de masaj var. Mesela cildimizi güzelleştirmek için de masaj var. Evet. Tabii estetik amaçlı da masaj var. Masaj 4 çeşit ayrılıyor zaten. Medikal anlamda var, spor masajı var, klasik masaj olduğu gibi estetik masaj da var. İşte selülit masajı. İşte kadınların en büyük sorunu selülit diyorsunuz. Onun da özel masajla tedavisi var. Atıyorum işte cildimizde, yüzümüzde uygulayacağımız, dekoltemize uygulayacağımız masajlar var. Cildi toparlayıp sıkılaştırmak için çok gerekli. Masaj yaptığınızda bu selülitler gidebiliyor. Evet, gidebiliyor. Düzenli yaptığınızda. Yalnız her şeyde olduğu gibi, her tedavide, her alanda olduğu gibi burada da düzen önemli. Düzen istiyoruz. Disiplin ve düzen diyoruz. O 3 gün yaptım ve şifasını görmedim, bana hiçbir işime yaramadı deme lüksümüz yok. 3 günde hiçbir şeyin hemen geri dönüşümü sağlanmıyor. Evet. O yüzden düzenli yapmalıyız. Bizde şöyle bir özellik var. Evet, oraya değinmek istiyorum ben de. Şimdi ilaç veriyor doktor bize. 3 gün kullanıyoruz. İyileştim. Yok. Ben iyileştim diyor. Bırakıyoruz. Hemen bırakıyoruz ilaçları. Tabii evet. ki iyileşmemişiz. Biz tam kökünden kazımak gerekirken evet. o ilaçları bıraktığımız için belli evet. noktada duruyor. Bir dahaki hastalandığımızda çok şiddetli hastalanıyoruz. Çıkartına çıkarıyoruz burada ilaçları. Da, evet, aynen öyle. Masaja başladığımızda belli seanslarımız vardır. Bu seansların tamamına evet. gitmeliyiz. Evet, aynen öyle. Bunu inşallah uygulayacağız. Özellikle i̇nşallah. Ben uygulayacağım. Bir sevgili kadınlar uygulasınlar. Ben başladığım işi bitiren bir kişiyimdir. Yani bay, bayan, çocuk diye ayırmadan herkesin evet. yaptırması gereken şeyler. Özellikle hangi tarz masajlar yapıyorsunuz? Siz mesela ben de, beylere veyahut da bayanlara ayrı mı oluyor? Klasik masajda bey bayan ayırıyorum. Sadece bayan alıyorum. Ama evet. diğer türlü masaj, refleksoloji de mesela herkese çalışıyorum. Ayak altında refleksoloji masajı. Evet. Onda herkese çalışabiliyorum. Medikal masaj da yine öyle. Ha. Fizyoterapistlerle beraber. Fizyoterapistlerin evet. kontrolünde çalışabiliyoruz. Yetkimiz orada başlıyor ha, bizim. Süper. Onlar yönlendirdiğinde evet biz yapabiliyoruz. Evet. Geçen ben bir program izlemiştim ve şu an doktorun adı aklıma gelmiyor. Ayak altlarında, evet. ayak uçlarında çeşitli evet. hastalıkların baş ağrısının da geçebileceği evet, noktaları var. Noktalar varmış. Refleksikoloji onun... noktası orada başlıyor. Çin tıbbında evet. tamamen tedavi amaçlı yapılan masajdır o. Çok insan da biliyor artık bu konuyu zaten. Baskı noktalarına düzenli aralıklarla basarak peki, iyileştirme. Peki kaç dakika aralıkta geçiyor? Masajı yaptırdık şimdi. Kaç Hı-hı. dakika sonra geçebiliyor? Yok. Hastalık. Öyle dakika olarak değil. Mesela hastalıkların seyrine göre değişiyor. Her evet. hastalıkta farklı seanslar düzenleniyor. Mesela bazı hastalıkta 10 seansken Hı-hı. bazı hastalıkta 20-30 seansa kadar gidebiliyorsunuz bunda. Peki klasik bir baş ağrısı Hı-hı. yaşıyorum ben bugün. Akşam eve gittiğimde o baş ağrısını dindirebilecek ilaç kullanmadan Hı-hı. yapabileceğim şey ne olabilir yani? Orada tetik nokta masajları çıkıyor ortaya. O da belli noktalara belli saniyelerle basamak. Baskı uygulayarak geçirip Siz geçirilebiliyor. Siz bunu hastalarınıza gösteriyorsunuz tabii ki diyorsunuz. Yani uyguluyoruz. Uyguluyorsunuz. Biz uyguluyoruz. Evet. Biz sizsiz yapamıyoruz değil mi? Yok. Yapamıyorsunuz maalesef. Evet, başımız ağrıyor. Çünkü biz bu eğitime başlarken ilk önce fizyoloji ve anatomi dersleriyle başladık. Evet. Yani ciddi anlamda dersler aldık. Bunu da hemen böyle bir günde bir kişiye bir saatte veremiyorsunuz maalesef. Evet. Seansları bitirip Yasemin Hanım'ı takip ettiğimizde masaj sonuna kadar yani
püf noktalar öğrenebiliriz. Yani evet, ufak tefek püf noktalarını biz burada öğrenebiliriz, uygulayabiliriz. Evet. Fizyoterapi gören hastalarımız var. Hı hı. Bu fizyoterapi gören hastalarımız da masaj yaptırmalı mı? Masaj yaptırmalı, zaten fizyoterapinin içinde zaten şu anda masajda. Fizyoterapi evet, artı masaj beraber işliyor. Fizyoterapi sadece makinelerle gidilen bir sistem. Biz elle aynı şeyi dokulara, kaslara elle veriyoruz. Fazlasını veriyoruz. Hani anlattığım gibi bir makinenin insana dokunmasıyla, benim şahsi fikrim, insanın insana dokunmasının arasında çok fark var. Şifa olarak da çok fark var. Anlatabiliyor muyum? Orada da onların da tedavisini hızlandırmış oluyoruz biz aynı zamanda. Evet. Yürüyemeyen, damarı tıkanmış hastalarımız, hı-hı, özellikle masaj yaptırmalı diyorum ben. Çünkü evet, geçenlerde bir bizim bir ablamız vardı, kolu hiç hareket etmiyordu. Ortalama 2-3 ay boyunca bir masaj yaptırmıştı, hiç unutmuyorum. Gerçekten geçmişti, kolu hareket eder hale gelmişti. Hı-hı. Felç girdi diye korkmuştu. Arkadaşlar, sevgili bayanlar, özellikle çevrenizde bunu anlatın ki, felç de geçici bir şeydir aslında. Tabii yani ki. Burada vücutun, liflerin hareket etmesiyle, ovulmasıyla evet, geçici bir şeydir. Aynen. Peki bu bel fıtığına nasıl faydası oluyor masajın? Oradaki kan akışını düzenleme diyerek, kaslara harekete geçirerek evet, biz oradaki, zaten bel fıtığı nedir? Kasın güçsüzleşmesi orada. Sizin aynı, onu harekete geçiriyoruz. Bizim de yaptığımız en doğru şey de bu zaten. Genelde bu bel ağrısı çekenler, boyun fıtığı çekenler masaj yaptırıyorlar evet, diye biliyorum. Çok fazla da etkisini görüyorlar. Evet, çok iyi oluyor. Boyunluk kullanmak. Kurtulabiliyorlar. Kurtulabiliyorlar, hı-hı, o konuda. Güzel yani şeyler, tüyolar veriyoruz biz burada evet, biliyorum hastalarımıza da, inşallah bizi izliyorlardır. İnşallah. Yasemin Hanım, sizi aradıklarında ulaşabiliyorlar. Telefonlarınız evet, açık. Evet. Yasemin Hanım'ın telefonu ekranda gözükmektedir. Sevgili bayanlar, sevgili kadınlar, sevgili beyler arayıp ulaşabilirler. Randevu alabilirler kendisinden. Özel çalışmalar yapıp, özel hastalarına özel çalışmalar evet, yapıp, çeşitli seanslarda hastalıklarını yok edebiliyorlar. Elhamdülillah. Hiç hasta olmayanlar, hı hı, masaj yaptırmalı mı? Evet, yaptırmalı. Çünkü asıl hasta olmadan yaptırmalıyız. Hasta evet, olduktan sonra 10 seans alacağımıza, hasta olmadan 2-3 seansla o hastalığı ve o acıyı yaşamadan kurtulabiliyoruz. İşte evet, asıl burada masajın güzelliği başlıyor. Masajın dediğim gibi fizyolojik olduğu kadar psikolojik etkileri de var. Hiçbir ağrımız yok ise bile masajla vücudumuzdaki hormonları harekete geçirdiğimiz için bu sefer de mutluluk hormonu salgılaya başlıyoruz. Yani günün stresi, yorgunluğu, her şeyin attığınızı ve yatağa o şekilde gittiğinizi düşündüğünüzde sabahta nasıl bir mutlulukla uyandığınızı siz düşünün artık. Yani ciddi anlamda dinlenmiş, ruhunuz dinlenmiş kalkıyorsunuz ve güne de öyle başlıyorsunuz tabii ki. Çok güzel. Hiç hasta olmayanlar, hı hı, özellikle bu şu demektir diyorum ben, hastalığı önceden önleme noktaları var ya, hı hı, erken teşhis dediğimiz. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz bir evet, kere. Nasıl hasta olmadan önce de meyve suyu içiyoruz, grip değiliz ama meyve evet, suyunu tüketiyoruz çünkü o meyve suyuna vücudumuzun ihtiyacı var, aynı şekilde masaja da var. Evet, süper. Bağışıklık sistemini erken el alırsak, erken göz önünde bulundurup erken bir şeylere başlarsak her türlü hastalıkta bunlar gibidir. Erken başlamak, yani güne erken başlamak, işi erken bitirmek bak, demektir. Evet. Vücuttaki hastalıklara yol açmamak demektir. Evet. Hastalanmadan daha başlamadan hareket halinde günü iyi dolu dolu yaşayabiliriz. Evet. Ve hastalığa da daha erken teşhisler elde edebiliriz aynen, diye düşünüyorum. Çok güzel bu konuları sevgili hastalarımıza da özellikle hı hı, buradan sesleniyorum. Erken teşhis, erken güne başlamak, erken bir işi erken yapmak kadar güzel bir şey yoktur. Atalarımız ne demiş? Erken başlayan yol erken yol alır. Aynen. Evet, bir atasözümüz yine. Bakın bugün sefer yine unutmadım atasözünü. Ben de masajın lüks değil, ihtiyaç olduğunu öğrendim bu arada. Evet, kendi ben adıma. Bunu, evet. Masaj lüks değil. Lütfen masaja ayırdığımız ne zamanı ne parayı hiçbir şekilde lüksten saymayalım. Masaj ciddi anlamda evet, lüks değil, ihtiyaçtır. Evet. En değerli hazinemiz sağlıktır. Önce onu korumalıyız.
Aynen öyle. Sağlığımız her şeyden öne gelir. Özellikle ben mesela sabah yüzümü yıkarken cildime yani şu tarz yaptığınız küçücük vuruşlarla bile kan dolaşımını hızlandırdınız. Çok rahatlıyorum. Günde en az şöyle kaşlarımı böyle yukarıya doğru kaldırırım ben. Çünkü bu güne iyi başlamama neden oluyor. Aynen öyle. Ve kaşların aşağı düşmemesine. İşte şurada çok küçük bir nokta var işte. Kendine bile dokunarak şifa verdin o anda. Dokundun. Değil mi? Evet. İşte. Düşünebildin mi? Ne kadar güzel bir sens. Ve giderken, çocuğunun okula giderken sırtını sıvazladın. Yine şifa verdin. Küçücük bir ovalama hareketi halbuki ama sen ona şifa verdin orada. Aslında burada çok güzel bir noktaya biz değiniyoruz. Sabah giderken eşinize olsun, çocuğunuza olsun, kafasını sıvazlamanız, böyle sırtını okşamanız özellikle ona güzel bir mutluluk veriyor. Güzel bir gülücük katıyor bildiğim kadarıyla. Onların iş hayatına, okuma hayatına aslında bir mutluluk veriyorsunuz. Yani huzur veriyorsunuz. Onların güne iyi başlamasını sağlıyorsunuz. Yani evet. Ben insanların birbirine dokunmasından yanayım. Ben buna çok inanmıştım. Gerçekten öyle oluyor. İnsanların yani kendine inanması lazım. İnandıkları yolda ilerlemesi lazım. Aynen öyle. Bu işe başlarken eşiniz karşı çıktı mı? Mesela erkekleri de masaj yapıyorsunuz. Şimdi hastaya yapılan ve hasta demeyeyim de rahatsız yani benim elim ağrıyor dediğinizde oraya bastığınız bir noktalardaki beni rahatsız edecek, eşimi rahatsız edecek hiçbir durum yok. Benim kendi evladım şu an 23 yaşında ve ciddi anlamda kemik kırıkları yaşadı. Çok ciddi ameliyatlar yaşadı. Neticesinde ben onun kolunu harekete geçirmek zorundaydım. Yani. 250 gram bile kaldırmaması gerekirken bugün bütün hareketleri yaptırabiliyorum kolunda. Bunun etkisi de benim ona dokunuşlarımdı. Aynı şeyi bir başkasına da yaptığım zaman bundan da kimse rahatsız olmamalıydı. Ben ona inananlardanım. O yüzden mesleğimi o anlamda yapıyorum. Hiçbir şekilde erkektir, ben ona dokunamam. Yok öyle bir şey. Öyle bir tercihim yok. Yani olması gereken şey aslında o. Aynen. Yani ben erkek doktora gitmem. Ben işte kadın yani benim de boyun ağrılarımın çok olduğu bir dönemde ben de kalktım bir fizyoterapiste gittim ve erkekti bana yapan boynumun ağrılarını. Elleyen, dokunan veya o makineleri bağlayan yani, kişi erkekti. Mesleğin hiçbir ayrıcalığı yoktur. Aynen öyle. Din yani, değil, ırk ayrıcalığı olmadığı gibi. Evet, bunda din da ve yok. Irk ayrıcalığı olmadığı gibi dediğiniz gibi kadın ve erkek ayrımı yapmadan kişi mesleğini yapmalı diyorum ben. Masajı çok aşağılara düşürdük ama biraz biz yine sahip çıkacağız. Bu işi yapanlar sahip çıkacak ve masajı yine yükseğe çıkaracağız inşallah. Çünkü masaj bir tedavi şeklidir. Ciddi anlamda bir tedavi şeklidir. Oraya da değinmek istiyorum da şimdi çeşitli masaj salonları vardı biliyorsunuz ki. Bunların yani sıradan olduğunu, şimdi masaj salonu dediğimizde insanlara bir ürperti geliyor. Özellikle akla kötü şeyler geldiğini düşünüyorlar. Aslında öyle olmadığını biliyoruz da. Bunu nasıl karşı çıkmalıyız? Yani devlet bu konuda ne yapmalı? Yani devletimiz diyelim. Yani bu konuda neleri önlemeli? Şu anda çok güzel önlemler aldı devletimiz bu konuyla alakalı. Önüne gelen herkes masaj salonu açamıyor artık. MYK belgesi olanlar açacak ve kesinlikle bütün hepsi kapatılacak zaten. Masaj şu anda tehlikeli işler grubuna girdi. Yani düşünün şimdi ben size dokunarak şifa verdiğim gibi dokunarak zarar da verebilirim. Onun için ben bu işi bilmiyorsam size dokunmamalıyım. Bilmeyenler de dokunmamalı. Anlatabiliyor muyum? Yani otellerde bile, spa merkezlerinde bile bu işin uzmanları çalışacak. Ciddi anlamda denetimler yapılıyor. Sağ olsun devletimiz bu konuda çok çok ilgili. Hepimizi de aklayacak inşallah. Süper. Biz diyoruz ki yani bazen düşünmüyorlar diyoruz, bizler düşünmüyor diyoruz ya. Gerçekten devletimiz bizden önce görüp düşünüyor, düşünüyor ve önlemini alıyor. Belli açıklardan yararlanıp belli yerler açıldı ve insanlar gerçekten bunu kötü anlamda kullandı. Ama yeter, artık devlet de bunu gördü ve dur dedi. Evet, ben de çok 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 şanslıyım o konuda. Çünkü tam mesleğe böyle atılırken, işte bir iş yeri açsam mı diye düşünürken çok güzel bir yerde açtım inşallah. Benim başıma bir olay gelmişti. Avcılar'da bizim derneğimiz Büyükçekmece'deydi. Derneğimizin üyelerinin birkaç tanesinin böyle kopya telefon numaralarını almışlar. İşte dernekten aldık numaranızı, işte sizi masajı davet ediyoruz falan diye. Kadınlar bizi aradılar derneğimizi. Ya başkan işte böyle böyle numaralarımız gitmiş işte nasıl olur falan diye.
Ben tabi bunları takibe aldım ve gittim Avcılar'da bir masaj salonu. Randevu aldık. Randevu eşliğinde mesela içeriye girdik. Çeşitli olayların olduğunu gördük biz orada. Ve ben hemen Zaltay'ı aradım. Belediye başkanını aradım. Sivil polisleri aradık. Bu işle ilgili birimleri aradık. Geldiler ve anında mühürlediler. Oradan anladım ki oranın yasak bir yer olduğunu o zaman anlamıştım. Gerçekten bunu çok sevindim. Devletimizin buna karşı koymasını, çünkü sahip çıkması çok güzel bir şey. Sahip çıkmasını, evet. Çeşitli bayanlarımız, yani daha doğrusu bayanlarımız demeyelim de, çok akıllı, kurnaz insanlar. Böyle bir şeylerde işte biz yapalım, önceden biz şöyle para kazanırız, böyle para kazanırız deyip haksız kazançlar elde ediyorlar. Evet, evet. Maalesef. Biz bunları önleyebiliriz. İşte aslında burada emeğe saygı istiyoruz. Anladınız mı? Evet. İşte burada biz emeğimize saygı istiyoruz. İşte bunu öğrenebilmek için, bu meslekte evet ben de varım diyebilmek için günlerce kurslara gittik, sertifikalar aldık, biriktirdik. Ciddi anlamda efor sarf ettik. Şimdi bunun karşılığında dediğiniz sistemde çalışan insanlarla benim aramda fark olabilmeli. Tabii. Değil mi? Bu farkı da devletimiz şu anda gördü. İşte dediğim gibi ben de tam bu mesleğin başındayken böyle ne yapsam diye düşünürken kendi adıma da korktum. Evet ben bir masaj terapistiyim ama işte ben masajcıyım dediğim anda bana da kötü bakılmaya başlayabilirdi. İşte bunu durdurdu ve ben çok mutluyum o anlamda. Süper. Ben de gerçekten bu konuda çok rahatsızdım. Evet. Şimdi hep diyoruz ki haksız kazançlar elde edelim, kolay yerden para kazanalım diye düşünürken aslında çok şey kaybediyoruz. Aynen. Aslında gidip böyle kısa ve öz bir eğitim alsak, düzgün yola çıksak, devletimize vergisini ödeyerekten güzel bir yer açsak, daha ileriye dönük tanıtımı güzel olan iş yerleri açabiliriz. İnanın ki geri dönüşleri de çok güzel olacaktır. Evet. Bir memnuniyet 10 memnuniyet getirir, 10 memnuniyet de 100 memnuniyet yani, getirirse. Uzun süreli yani iş aynı yapmak şekilde için dürüst yol almak aynen lazım. Yani bu konuda katılıyorum yani. Benim hiçbir yerde kart vizitim dahi yokken ben şu anda bütün saatlerim dolu diyebilirim. Nedir bu? Evet. Bu müşteri memnuniyetidir. Müşteri memnuniyeti bir de işinizi iyi yapmak. Aynen öyle. İşinize saygınız, kendinize saygınız. Hepsi bütünleştiğinde sizin hiç reklama bile ihtiyacınız kalmıyor inanın. İnanın ki kalmıyor. Peki sayın sevgili Yasemin Hanım, biz burada kadınlardan biraz bahsedelim isterse. Hı-hı. Kadınlarımız evlerinde biliyorsunuz boş oturanlar var. Evet. Özellikle bu işlerden tabii ki sertifikasını alarak da bir şeyler yapabilirler mi? Yani çevresinde oluşturup böyle bir çember halinde oluşturup bir esnaflık diyelim biz buna yapabilirler mi? Çok şey yapabilirler. Burada da çok güzel bir konuya değindiniz. Ben kendi adıma yine kendimden örnekler vererek yola çıkayım. Ben de birkaç yıl, uzun yıl evde oturdum ve bir zaman sonra ben kendimi işe yaramaz hissetmeye başladım. Bu anlamda yine devletimiz benim elimden tuttu. Ben ne yapabilirim derken İSME'in çatısı altında birçok kursla tanıştım. O kurslardan yola çıkarak Sayın Cenk Mehmet Tunçeriz ve Nebahat Yanık hocamla tanıştım. Onlarla da devam ettim ve buralara kadar geldim. Eğer ben gelebildiysem herkes gelebilir. Lütfen önce kendimize inanalım. Biz çok şey yapabiliriz kadınlar olarak. Çok fazla şey yapabiliriz. Sadece içimizdeki gerçeği bulalım. O yeteneği keşfedelim. Biz kendimizi keşfetmemişiz henüz. Onu keşfettikten sonra bütün kapılar size açılıyor inanın. Tüm kadınların içinde yatan bir aslan cevher var. O cevheri çıkartmak. Her başarılı bir yani kadının arkasında bir erkek var. Bir başarılı erkeğin arkasında birer kadın var. Kadın erkeğe inanmalı. Erkek de kadına inanmalı. Aynen. Özellikle güvenmeli. Aynen. Yani her yaptıkları işte erkek ve kadın eşitliği sağlanaraktan birbirlerine güvenirlerse evlilikleri uzun sürer. Hayat boyu mutlu olurlar. Yani o mutlu bir, ailede yetişen çocuklar mutlu çok ailede farklı. Yetişen çocuklar farklı bir şey yapar. Hepsi birbirini tetikliyor aslında. Hepsi birbirine zincirleme gidiyor. Mutlu kadın, mutlu anne demek. Mutlu anne, mutlu bir çevre demek. Aile demek. Aileden sonra çevreye geçiliyor. Yani yine de kadına dönüyor ama iş. Yani toparlayıcı ve birleştirici olan zincir halkası kadın. Ya şimdi ben bunu her seferinde söylüyorum. Şimdi bütün programlarımızda kadın bir temeldir, direktir. Yani orta direktir. Yani az önce Adil Bey de bahsetmişti bu konudan. Sayın Adil Aslan
kadın direktir, orta direktir. Evet. 7 tane erkeği sözünü dinletebilir, evet, diye bahsetmişti. Evet, kadın 7 tane erkeği olan anneler var. Evet. Bir evi yöneten kadınlarımız var. Evet. Bizim bir sözümüz geçmişti, bir bahsimiz olmuştu. Özellikle doğudaki kadınlar diktatör, evet, olarak da yönetici olarak, evet, da aslında. Anadolu kadar, kadını, asıl Anadolu kadını. Evet. Evet. Ne kadar cahil olursa olsun, ne kadar bilgisiz olursa olsun bir, evet, kadın o köyde, o evde saltanatını kurabiliyor. Sürdürebiliyor. Aslında. Hanım ağalığını yapabiliyor orada. Hanım, evet, ağalığı. Hanım ağalık zaten kadınların içinde, evet, var. Her kadında var. Evet, her kadında, kadının, evet, içinde var. Hiçbir işe yaramıyorum ve çok cahilim diyen bir kadına baktım. Bir gün şöyle özlemlediğimde, o kadın o kadar güzel bir anneydi ki ama onun farkında değildi. Evet. Anne ne kadar güzel bir anne olduğunun farkında değildi. Hayır, hiç cahil değildi. Hiç kör değildi. Çünkü o kadın annelik yapmıştı ve çok güzel 11 tane çocuk yetiştirmişti. Düşünebiliyor musunuz onun güzelliğini? Ama onun farkında değildi. İşte onu fark ettirmek çok önemli o kadına. O kadın kendine okur yazarlığım yok diye cahil biliyor. Hayır, değildi cahil. Evet. Yani benim gözümde değildi en azından. Çünkü cahil olsa 11 tane çocuğu o kadar güzel yetiştiremezdi. Değil mi? Evet. Bu konular gerçekten demek güzel. Ki çok her kadın, her anne çok güzel bir ahçı, çok güzel bir hemşire. İlli de tamam, okur yazarlık tabii ki hep sonuna kadar savunduğum kültür farklı bir şey ama, evet, kendimizin de biraz farkına varmamız gerekiyor. Kendimizi, evet, bilmemizi, tanımamız gerekiyor. Orada size katılıyorum Yasemin Hanım. Gerçekten kendini tanıyan kadın, kendini bilen kadın. Evet. Çok çeşitli yemekler yapıyoruz. Birbirinden, evet, mesela katıyoruz, pirinci katıyoruz, evet, tuzunu katıyoruz, bulguru katıyoruz. Pirinci mesela ıspanağa katıyoruz, öbürüne katıyoruz. Bunları neler bizler üretiyoruz, yaratıyoruz yani. Evet. Özellikle, evet, tadını bilmeden, evet, yola çıkıp yaptığımız. Çünkü sevgimizi katıyoruz. Yani özel bir zevkle yiyebilecekleri, hı, yemekler, hı, sunuyoruz, yemekler yapıyoruz. Dünyanın en iyi ahçıları erkekler ama en güzel yemeklerini hep anneler yapar. O ahçılar bile hep annelerinin yemeklerini özler. Neden? Çünkü anne o yemeğe sevgiyi katıyor. Onu, evet, kapan bir kadın. Sevgi. Şey bilmiyor, kadın, gram bilmiyor, ölçü bilmiyor. Sadece yapıyor. Göz kararıyla yapıyor ama dünyanın en ünlü ahçısının önüne koyduğu yemek evladı çünkü onun. Onun annesinin, evet, yemeği oluyor. Evet. Orada küçük bir nüans var. Sen, peki ben size zor bir soru soracağım ama sorun şimdi... Tabii ki biraz incinme, biraz kırılma olabilir. Yani çünkü bir kız annesi olmadığınızı biliyorum. Hı hı. Bir kız çocuğu nasıl yetiştirilir diye soracağım. Çok ayıp etmiş olmayız inşallah sizi. Yok estağfurullah. O insanların içinde Rabbim öyle reva gördü. Benim oğlum var ama, evet, kız çocuğum olmasını da çok isterdim. Kız çocuğu annesi olmak çok özel bir duygu bir defa. Kız çocuğu anneleri çok şanslılar. Evet. Kız annenin her zaman bir sol yanı, sol yanında sakladığı gizemi. Yani kız çocuğum olsaydı ne olurdu bilemiyorum ama kızlar, kız çocuğu yetiştirirken iki dikkat... İki anne, iki, ha, evladınız var. Şimdi aslına bakarsanız iki evlat demek iki gelin demek. Öyle. Biliyorsunuz ki şimdi kızı gelin aldığımızda, hı-hı, kız çocuğu erkek evine geldiğinde anne ve babasını orada sonsuza kadar oradakiyle devam etmek zorunda. Evet. Bu bir gerçektir yani. Evet. Kendi ne kadar öz ve anne babası olsa bir kız evladı anne ve babanın yanında misafirdir. Ben kız çocuklarının hepsine ilk başta altın bilezik takmaktan yanayım. Evet. Nerede yaşıyorsanız yaşayın, dünyanın neresinde olursanız olun, sadece Türkiye değil. Öncelikle kız çocuğun kolunda bir altın bileziği olsun. Her anlamda, her ortamda para kazanmayı bilsin, özgüveni olsun, ayaklarının üzerinde, evet, durabilsin. Sadece sizin kızınız değil. Bir yaşa kadar sizin kızınız ama bir yaştan sonra birine eş, birine anne olacak. Birine babaanne, birine anneanne olacak hepimiz gibi. Hepimiz bir gün kız çocuğuyduk, bugün nerelerdeyiz? Onun için önce kız çocuklarımızı özgüvenli yetiştirelim ve meslek sahibi yapmaya çalışalım. Aynen öyle. Ne olursa olsun. Sevgili ebeveynler, anne ve babalar, altın bilezik demek değildir. Bir kuyumcuya gidip altın bilezik alıp kızlarımızın koluna takmak değildir. Ben bunu kız kardeşimde yaptım, sevgili Burcu Gökçe. Muhasebe öğrenmesini istedim. Ön muhasebede yer almasını istemiştim. Bu ne bir altın bilezikdir. Bu, evet, bir meslektir. Onun haricinde çocuk bakmak, çocuk gelişimi, aynen, öğrenmesi için elimden geleni yaptım. O ikinci bir bilezik tabii oldu. Tabii ikinci bir bilezik oldu ve ben ona aynı zamanda güvenlik sertifikası aldırdım.
O da bir üçüncü bir bilezlikti. Üç tane altı Hiçbirini bilezlik. Yapmasa da biliyor ki bilinçaltında ben çok şey yapabilirim, çok şey yapabilirim. Yani bir gün eşim hayatımda olmasa da ben çocuklarıma bakabilirim. Ben kendime bakabilirim. Evet. Her anne eşi olmadığı zaman çocuklarına bakabilir. Bir erkek, tabii ki erkekler bakanlar da var ama gerçekten şunu söylemek gerekirse... anne ve baba ayrıldığında anne çocukların ölene kadar arkasında gidebileceklerine inandıracak bir ebeveyindir. Babalar da tabii ki belli bir süreden sonra hani derler ya anne ve baba ayrıldıktan sonra anne analık olur, baba ve babalık olur derler ya. Aslında anne sonuna kadar çocukların arkasında giden bir ebeveyindir. Baba da tabii olduğu yere kadar oluyor. Bazı babalar var çok duyarsız. Bazıları da çok duyarlı. İstisnaları da bozmamak gerekiyor. Tabii ayrılabilirler. Ayrı ayrı yaşayabilirler. Tekrar evlilikler yapabilirler. Ama o çocuklar kendilerinin, ikisinin anne ve babanın çocuğunu, bu bir değişmez bir gerçektir. Aynen öyle. Ben bunu söylüyorum çünkü uygulamayan ebeveynler var, babalar var. Bu babalar çocuklarına sahip çıkmalı. Babalar çocuklarının sonuna kadar arkasında olmalı. Çünkü çok güzel ne olursa olsun onlar kendinin bir parçası. Çok güzel babalar da var ama şimdi boşanıp hiç evladından kopmayıp hatta anneliğini de beraberinde yapabilen babalar da gördüm ben hayatımda. İstisnadır belki ama sizin kiminle kıyasladığımız önemli burada. Onun için babaları da çok şey yapmamak benim gerekiyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kendisine çok sevgi saygılarımı iletiyorum buradan. Sevgili Turan Mutlu. Şu an onun iki çocuğu var. Hem annelik ve hem babalık yapıyor ve ben çok ilgimi çekmişti. Evet. Kendisine uzun süreli bir arkadaşımız var, iş ortaklığımız oldu kendisinden. Çocuklarına emin ol, böyle bir bakan baba görmedim ben. Ne mutlu ona. Çok yani örnek aldığım bir babadır. Çok örnek bir anneye, örnek bir babaya yani örnek olabilecek bir adamdır diyebilirim yani. Gerçekten bunu övmüyorum. Kendi arkadaşım diye övmüyorum ama gördüğüm gerçeği söylüyorum. İşte onu yetiştiren anneye teşekkür etmek isterim ben buradan. Evet, Allah rahmet eylesin. Annesi şu an rahmetli kendisinin. Mekanı cennet olsun. Gani gani. İşte öyle bir evlat yetiştiren de anneydi yine. Anladık mı burayı? Doğrudur. Yani çocuğunu şu devirde rezil etmeyen bir baba. Çünkü ona babalığı öğretmiş. Baba. Tabii. Anne. Gerçek bir baba diyoruz. Ve buradan kendisine sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Her babanın da öyle olmasını umut ediyoruz. İnşallah. Annelerin de öyle olmasını umut ediyoruz. Bazı anneler de var. Tabii şimdi burada babalara sadece değinmeyelim. Evet. Bazı anneler de var. Çocuğunu bırakıp gidenler, çocuğuyla yani ilgilenmeyenler. Hiç görmeyenler. Aynen maalesef. Öyle. Ben burada yine bir hatırlatma yapacağım. Ben geçenlerde Beylikdüzü'nde bir kadınla karşılaştım. 4 yaşında bir kız çocuğu evde 2 yaşındaki erkek kardeşine bakıyor. Ben buradan sevgili devletimize sesleniyorum. Sevgili büyüklerimiz, sevgili devletimiz, çalışan annelere biraz daha destek olmasını istiyorum. Yani gerçekten yarın bu çocuğa bir şey olduğunda çok geç kalmış olacaksınız. Bu çocuğun annesi çalışıyor, gece çalışıyor. Gürüz çünkü çocukları uyumuyor. Uyumadığı için gece çalışmak zorunda ve çocuklarını evinde yatırıyor. Küçük kızını, 4 yaşındaki kızını erkek kardeşine annelik yapmak için başında bırakıyor. Şu an tüylerim ürperdi. Ağlamak geldi içimden. Ben bunu duyduğumda çok üzüldüm. O günden bu yana kafama takıldı. Neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama bir çıkış yolu bulamıyorum ki. Gece gidip orada beklesem olmuyor. Bir bakıcı tutsak yani bizler sivil toplum kuruluşları olarak da çok şeylere yetişemiyoruz. Evet, maalesef. Destek gerekiyor. Evet, destek ciddi anlamda desteğe ihtiyacımız var. Evet. Devletimizin buna bir çözüm bulması lazım. Annelerin, iki tane annelerin özellikle bir bakıcı ihtiyaçları var. Kendileri asgari ücretle çalışsalar da en azından gece çalışabilecekleri bir bayan alabilmeleri için bunları... Ya da çalışırken güvenle bırakabilecekleri yerler gerekiyor. Şimdi sadece gündüzleri var kreşlerimiz tamam. Belli ücretler karşılığında oraya bırakabiliyoruz ama gece çalış mesela ben de gece 11-12'de eve dönmek zorunda kaldığımda ne yapacaksın diyorsun. O zaman işte kreşleri de vardiyalı yapmak gerekiyor belki veya geceleri de
11-12'ye kadar en azından şey vermesi gerekiyor. Çok yüksek. Evet. Biraz buna yani devletimizin destek vermesi gerekiyor. Sanırım böyle bir çalışma var ama. Tabii. Yakın zamanda çıkar inşallah. Şimdi var da bazı yerlerde şimdi belediyelerde yerler açtılar, okullar açtılar, anaokulları açtılar. Ki şu an 600 lira belli düzünde var mesela. Esenyurt'ta var. Ben 100 lira diye duydum. Gerçekten öyleyse çok güzel bir şey. Evet, Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz buradan. İnşallah. Beylikdüzü'ndekinin de hangi şartları olduğunu bilmiyoruz aslında. Orası da uygun bir yer. 600 lira da uygun bir rakam. Ama yine de asgari ücretle çalışan bir anne için yetmiyor. Yeterli değil yani. Aynen öyle. Bunları biraz daha deşmeli diyorum ben. Yani alt tabanları biraz sağlam yapmalı ve uygun bir fiyatlarda yerler yapılmalı. Sevgili devletimiz burada biraz bütçeleri zorlayacaklar yani ama bazı kararlar almalı artık. Kararlar almalı diyorum ben de. Peki biz burada sevgili Yasemin Hanımcığım. Buyur. Kadınlarımızın çeşitli meslek dalları var. Evet. Çeşitli halk eğitimlerde alabilecekleri noktalar da var. Kadınlarımızın dişli olması, güçlü olması, şiddete karşı durabilmesi için hangi dersleri almalı? Biraz yoga mu yapmalı yoksa biraz topraklanmalıyız. Biraz topraklanmaya ihtiyacımız var bu alanda belki. Evet. Stresten uzak yaşamak. Dedim ya, yani şiddet de şimdi kişiye göre değişiyor. Neden şiddet gördüğü de önemli. Yani alkol mü var işin altında, başka bir sorun mu var? Yani aile terapistleri çok iyi bu konuda. Aile terapisi görebilirler. Ama şiddete her türlüsüne karşıyız tabii. Hiçbir şekilde olmamalı hayatımızda ama varsa da çözüm yollarına gitmeliyiz. Yani oturduğumuz yerde şiddete çözüm bulamıyoruz. Bulamayız. Daha çok kafamızda sorunu büyütüyoruz ve içinden çıkılmaz bir kocaman bir topun içine yuvarlanıp duruyoruz bu defa. Çünkü o topu patlatacağız, çıkacağız ve çözüm arayacağız dünyada. Hiçbir şeyin çözümsüz değildir. Sadece yolları bilmek zorundayız. Evet. Tabii ki şiddetin çeşitli dalları var ama şiddet görmek tabii bizlere yakışmaz. Hiçbir varlığa, canlı varlığa, hayvana da olsa, insana da olsa, ağaçlara da olsa asla şiddet göstermememiz gerekiyor. Kendimize hakim olmalıyız. Sevgi ve hoşgörü. Aciz İşin her bir şeyin. İnsan şiddet gösterir. Bunu aciz olmak, yetersiz kalmak yani kendini ifade edememek. Burada. Orada da sevgi ve hoşgörüyü biraz ön plana çıkarmamız gerekiyor. Şimdi İstanbul koşullarına baktığımızda tahammülsüzlük had safhada. Her şeye tahammül edemiyoruz. İşte trafiğe tahammül edemiyoruz. Eve geç kalmaya tahammül edemiyoruz. İşte karşımızdaki insanın bize neden demesine dahi tahammül edemiyoruz. Hemen patlama noktasında herkes. Onun için biraz hoşgörü ve sevgiyi içimizden ön plana çıkarırsak daha kolay yeneriz bunu diye düşünüyorum. Başlık böyle hep diyoruz ki hoşgörü tabii ki karşılıklı. Ama tek taraflı olmuyor. Tek taraflısız olmuyor. Karşılıklı olmalı. Bugün geliyorum. Ben buradan özellikle bir şeye daha değinmek istiyorum. Özellikle ben de şoförüm. Kadın şoförlere, kadın acemi, tabii yolun ortasından böyle dörtleri yakmış, yavaş yavaş gidiyor. Ya dedim ki şöyle, ya kardeşim sağa çek, sağdan git diye seslendim. Bir de baktım ki kadın böyle utandı. Gerçekten. Şimdi sevgili kadınlar, yani biraz da tabii... Şimdi hep biz kafamızın dikine gitmemeliyiz tabii ki. Yani. Biraz kendimize de suç aramalıyız. İğneyi kendimize, çuvaldızı onlara batıracağız. Aynen öyle. En doğrusu bu. Yani bak iğneyi kendimize batırıyoruz, çuvaldızı da aynen. Beynine batırıyoruz. Aynen öyle. Kızdığımız, sinir olduğumuz kişilere diyelim. Evet, kızdığımız, sinir olduğumuz kişilere. Ama yani ama önce bir kendimize bakalım böyle. Biz neredeyiz? Onlar nerede? Gelmiyor yani. Bugün şöyle bir baktım. Yine bir konudan bahsedeceğim. Buna siz de şahit oldunuz. Lavaboya gitme ihtiyacı duyduğumuzda bir bakıyorsun ki lavabo dolu, tıklıyorsun tabii ki. Tabii kadın diyor ki bekle 5 dakikaya çıkıyorum. Aradan 5 dakika geçiyor tabii. Aradan tabii ki içeriden su sesleri geliyor falan bir şeyler. Sifon çekiliyor. Aradan yine bir 5 dakika geçiyor. Yine bir sifon çekiliyor. Diyorum ya acaba bu kadın ne yapıyor burada? Düşünüyoruz. İçerideki de kadın yani. Dışarıya düşün. Çıktığında. Dışarı çıktığında kadın ne güzel bir mis gibi makyajını yapmış, içeride sigarasını içmiş, içerisi sigara dumanı kokuyor ama dışarıda zıkkini düşünmüyor. Biri var, düşünmüyor. Aynen.
Yani gerçekten bu doğru bir şey mi? Hayır, doğru değildi. Çok yanlış bir şeydi. İşte şimdi anlattığım şeyin Evet. başına geldik. Yine hoşgörü yoktu. Evet. İçerideki dese ki bir dakika çıkıyorum makyaj yapıyordum, dışarıda da yapabilirim deyip çıksa, size biraz anlayış gösterseydi orada hiçbir sorun olmayacaktı. Asıl orada işte hoşgörüsüzlük girdi devreye. Yani böyle çok saçma bir şey Evet. yani oldu. Ama o yine de kendini haklı gördü. İşte Evet. orada sorun Kendisi başlıyor. Ben haklı Hakay, gördü. sen sadece Evet. makyaj yapıyorsun. Ama dışarıdaki insanın farklı bir ihtiyacı var. Şimdi burada şu var. Hatalıysan hatanı Kabul et. kabul edeceksin. Aynen öyle. Benim düşüncem de o. Hatalıysan Evet. hatalarımızı kabullenmemiz lazım. Bu kadın olsun erkek olsun hiç fark Hiç fark etmez. etmiyor. Tabii ki. Bu arada biz tabii ki program böyle nasıl aktığını bilmiyoruz. Çok güzel sohbetler ediyoruz. Çok güzel Konulara konulara değindik giriyoruz. yine bu hafta. Yolun sonuna geliyoruz. Böyle yolun sonuna geldi. Aa ne çabuk bitti diye Diyoruz, düşünüyoruz. aynen Sevgili kadınlar yine bizim 5 dakikamız kaldı. Size birkaç ufak tefek püf noktalarıyla sevgili Yasemin Hanım'dan bize birazcık da su masajını anlatabilir misiniz? Kısa ve öz çünkü sonuna geldik. Su masajı uygun bir şey midir? Ben bunu çok Masajın duydum da. hiçbir şekilde uygunsuz olanı yoktur. Değil mi? Çok çeşitli masaj vardır ve yani dediğim gibi masaj biraz da kişiye özel bir şeydir. Hani klasik masaja girdiğinizde sizin vücudunuzun ne istediğini önce bir analiz edeceğiz. Biz ondan sonra size ne gerektiğini zaten önereceğiz. Su Tabii ki. masajı mı, tuz masajı mı, thai mi, şahsu mu, ayurveda mı ne istiyorsanız ondan sonra beraber oturup beraber bir karar vereceğiz. Bu kişiye özel diyelim. Peki burada kadınlarımıza söylemek istediğiniz son bir şeyleriniz var mı? Neler yapmalılar? Hangi yollara başvurmalılar? Hangi yollarda ilerlemeliler? Önce ne istediğimizi bileceğiz, ne istediğimize karar vereceğiz. Ondan sonra karar verdiğimiz konuda biraz fizibilite yapacağız, araştırma yapacağız ve onun eğitimini alıp yeni bir yola çıkacaksak eğer, eğitimle beraber çıkacağız. Gerçek ve doğru yerlerden eğitimler alarak. Bunun dönüşü size çok çabuk olacaktır zaten. Çok kolay geri dönüşümleri olacaktır inşallah. Lütfen önce biraz kendimizi sevelim ve güvenelim. Olur Evet. mu? Sevgili kadınlar, kendimizi sevelim ve güvenelim. Sevgili Yasemin yazıcıyı duydunuz. Masaj yaptırmak istiyorsanız, şu an ekranda gördüğünüz gibi masaj terapisti Yasemin yazıcıya ulaşabilirsiniz. Telefon numarası mevcuttur. 7/24 açıktır. Herhangi bir hastalıkta ve rahatsızlıkta ulaşamadığınız takdirde mesaj atarsanız, masajla mesajı karıştırdık bu arada, atarsanız size dönüş sağlayacaktır. Evet. Güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Erken tesisler yapabilirsiniz. Yani ağrı bölgelerinizde Evet. ağrınıza son bulabilecek son çare masajdır. Asla masajsız kalmıyoruz. İnşallah. Zayıflamada da Sayın Yasemin Hanım'ın bu arada bana sözü var. Ben tıkandım, kilo veremiyorum. İnşallah. Liflerimi tabii Nafilelim. ki gözden geçirmemiz gerekiyor kendisiyle. Bu hafta sonu İnşallah. inşallah bize bir masaj yapar. Ben bu önümüzdeki hafta 2 kilo vererekten Yeni programa yeni gelirsiniz. programa geleceğim diye düşünüyorum. İnşallah. Buradan sevgili kulüp arkadaşlarıma sevgi saygılarımı Ben. iletiyorum. Bizim bir beslenmeyi öğrendiğimiz bir kulübümüz var. Beslenmeyi öğrenmeliyiz diyorum. Beslenmeyi öğrenmek istiyorsanız da bizlere başvurabilirsiniz. Burada iyi bir beslenme uzmanı oldum. Hangi yemeğin, hangi gıdanın kilo aldırdığını, hangi ürünlerden vazgeçebileceğimizi ben öğrendim, sizlere de öğretebilirim tabii ki. Bu hafta beslenme kulübümü açıyorum. İnşallah orada insanlara dokunmak istiyorum. Dokunmanın çeşitli yolları var. Aynen öyle. Tabii Siz de gözle hayatlara, dokunursunuz. hayatlara Evet. dokunuyorsunuz. Tabii Çok hayata. gözle dokunursunuz, elle dokunursunuz ama Ama. ben insanın hayatındaki gerçeğe dokunmak istiyorum. Aynen öyle. Severek ve özleyerek de istiyorum ki bu insanların hayatında, sağlığında elimin dokuntusu kalsın. İz bırakayım diyorsun. Evet, iz bırakayım diyorum. İnşallah. Buradan sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kulüp arkadaşlarımına, şu an beni izleyen Hatay'da beni izleyen, benden biraz uzak olan kızıma sevgi saygılarımı iletiyorum. Onu buradan öpüyorum. Kendisine sevgilerle kalmasını istiyorum. İnşallah. Programımızın sonuna gelirken de onlara, kadınlarımızı çok sevdiğimizi söylüyorum. Yasemin Hanım'ın da buradan Çok sevgileri ve teşekkür saygıları ediyorum var. ben de. Her türlü Size. sorunuzda, sorularınızda diyelim,
bize ulaşabilirsiniz. Kesin sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum. Kesin sonuçlar elde etmek için biz diyoruz. Kadın Derneği. Evet, Kadın Derneği.